Merhaba, devam ediyoruz Türkiye'ye konuşmaya, sorunları konuşmaya. Biraz önce de söyledim, parlamentoda asgari ücretle ilgili görüşmeler şu an devam ediyor. O da oynanacak büyük olasılıkla asgari ücretin gelir vergisi dışında kalması ve damga pulunun kaldırılması kabul edilecek ve devam edecek. İki tane önemli konuğum var. Hem ekonomiyi konuşacağız, hem siyaseti konuşacağız, hem biraz da rakamlardan bahsedeceğiz. Sizi çok sıkmayacak, çok detaya girmeyecek ama doğruları söyleyecek, doğruları anlatacak rakamlar. Rakamların da bir üstadı var, bir hocamız yanımızda. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız, aynı zamanda Bilim Kültür Platformu'nda başkanı Profesör Doktor Sayın Fethi Açıkak. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Fatih Bey. Tabii bir de başka bir hocamız da bize dışarıdan eşlik edecek Skype'la. O da Profesör Doktor Oğuz Oyan, 24. dönem milletvekili. Kendisi yine iktisatçı. Hocam merhaba. Merhaba Fatih Bey. Merhaba Fethi Hoca. Merhabalar değerli hocam. Evet, hemen başlıyoruz. Öncelikle size Sayın Açıkar, yani her şey konuşuluyor ama konuşulmayan şeyler şunlar. Alınan bu son 3 gündeki toplasanız 3 maksimum 4 gün gelişmelerle birlikte 4 gün. Alınan kararların Türkiye'ye maliyeti ne olacak? Yani herkesin sorduğu soru şu. Ekonomik kararlar tamam. Hiç kimse dövizin yükselmesini, işte altının yükselmesini, Türkiye'de insanların sıkıntıya girmesini, zamların ve enflasyonun birlikte yükselmesini istemiyor. Ama bu önce yükseltip sonra düşürten bu sanal girişimin sonucunda faturayı da kimin ödeyeceğini herkes merak ediyor. Elbette birinin de fatura gelecek bu alınan kararlardan sonra. Hem rakamlar anlamında hem olay anlamında önce bize bir bugünkü durumu bir özetler misiniz? Geldiğimiz nokta ne? Faturayı aslında kimin ödeyeceği çok açık Fatih Bey. Faturayı maalesef halkımız, emekçi milyonlar ödeyecek, ödüyor. Uzun süredir yapısal olarak kötü bir rotaya girmiş, kötü yönetilen, kurumları çökertilmiş bir Türkiye ekonomisinin istikrarsızlaşmış, gittikçe istikrarsızlaşmış tüm verilerinin aslında en ayyuka çıktığı bir haftayı geride bıraktık. Euro 20 lirayı, dolar da 18 lirayı buldu. Fakat bu bizim İMKB'mizin birkaç defa seanslarının kapatılmasına neden oldu. Bugün de Çünkü kapatıldı. evet aynı 14 şekilde. 2 3'e 5 10 kala yine devre kesici Evet. devreye girdi. Dün iki kez kapatılmıştı. Tabii. Ondan önceki gün yine Haftada kapatıldı. aynı şekilde. Bütün bunlar bize neyi gösteriyor? Bütün bunlar bizim Türkiye ekonomisinin vücudunun sinir sisteminin, tansiyon sisteminin, şeker, insülin sisteminin, kalp ve damar sisteminin, kas sisteminin ve en önemlisi de beyninin hasar gördüğünü gösteriyor. Şimdi eğer siz bir ülkenin Hazine ve Maliye Bakanını çok kısa süre içerisinde 3 defa, 4 defa değiştirirseniz, Merkez Bankası Başkanını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanını keyfi bir şekilde 3 defa, 4 defa değiştirirseniz, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını 3 defa değiştirir rakamlarla oynarsanız ve kamuoyunu manipülatif ataklar konusunda yanlış yönlendiren bir ana akım medyayla kötü beklentilere sokarak spekülatif ortamın kurbanı ederseniz, burada ne ayçiçek yağı fiyatlarını tutabilirsiniz, ne şeker fiyatlarını tutabilirsiniz, ne kağıt fiyatlarını tutabilirsiniz, ne otomotiv fiyatlarını, ne LPG gaz fiyatlarını tutabilirsiniz, ne de çiftçimizin tarlasını ekmek için kara kışa girdik. Çiftçi hazırlık yapıyor. Gübresini, ilacını, mazotunu, fiyatlarını dengeleyebilirsiniz. Bir ay önce yeni arabasını satın alan, dünyanın en pahalı arabalarını satın alan Türkiye'de emekçi kesimler şimdi kurun düşmesiyle birlikte zarar etmiş oluyorlar. Küçük mütevazi bir arabayı bile dünyanın en pahalı, oransal olarak baktığımızda, asgari ücrete vurduğumuzda en pahalı arabasına biniyoruz. En pahalı evinde oturuyoruz. Çok yüksek kirasını ödüyoruz. Şimdi bütün bunlar neyi gösterdi? Bir haftalık spekülasyon atakları. Türkiye'de çalışan kesimlerin, üreten kesimlerin hem hayat maliyetlerinin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi,
hem üretim maliyetlerinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Şimdi düşünün, üretim yapacaksınız. Bir ay önce aldığınız malın fiyatı %20 artıyor birkaç hafta içerisinde. Bir ay önce aldığınız ithal ürünün fiyatı %40-30 artıyor. Bir hafta önce aldığınız malın fiyatı da %20-30 düşüyor. Şimdi tansiyonu bu kadar hızlı inip düşen, insülini bu kadar hızlı inip düşen bir bünyenin başının dönmemesi, damarlar sisteminin, dolaşım sisteminin etkilenmemesi mümkün mü? Sanayici fiyat istikrarı bekliyor, fiyat istikrarı yok. Borçlu, döviz borcu olan astronomik bir şekilde borç ödeme noktasına geliyor. 3 kuruş bir köşede biriktirdiği parayı dolara, dövize yatıran da ya çok zenginleşeceğim beklentisiyle satın alıyor, fakat zarara uğruyor. Fakat bütün bunlara rağmen emeklisinden işçisine, asgari ücretlisinden normal çiftçisine kadar Türk lirasının itibarına güvenip parasını bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır Türk lirasında tutan, başka hiçbir spekülatif yatırım aracına yönelmeyen Türkiye Cumhuriyeti'nin emekçi, hakikaten cefakar tasarruf sahipleri de zarar ediyor. Neden? Bir yıl öncesine göre kur aldı başını gidiyor. Bir yıl öncesine göre faiz kaybı var, kur kaybı var, pek çok kaybı var. Yani bu ülkeyi sevmek, bu ülkenin Türk lirasına yatırım yapmak, bu ülkenin imalat sanayine yatırım yapmak, işçisini istihdam etmek zarar mı? Ticaret yapmak bu kadar riskli mi olmalıydı? Hayır. Rakamsal olarak ne risklerimiz var? Yani bilimsel anlamda hocam herkesin merak ettiği o. Yani şunu merak ediyor, diyor ki mesela bugün dün İstanbul Ticaret Odası Başkanı söylemiş, Abdagiç, demiş ki fiyatlar roketle çıkıp paraşütle inmez demiş. Yani fiyatlar nasıl çıktıysa öyle inmeli. Ama piyasada şu an insanların fiyatların düştüğünü görmesi için daha bir süre daha beklemesi gerekecek. Çünkü ortada öyle bir şey yok. Çok doğru. Çok yani doğru. Nasıl düşecek fiyatlar? Ne zaman insanlar markete gittiklerinde, evine peynir aldıklarında, zeytin aldıklarında, kıyma aldıklarında, eskiye nazaran eğer her şey bu kadar normalleştiyse, her şey dolara bağlıysa, yeniden nasıl huzura erecekler? Araç fiyatları, otomobil, bakın sadece bir telefon 30 bin lira olmuş. Bir Amerikan malı bir telefon 30 bin lira. Yani bu ne zaman yeniden, eğer dolar düştüyse 13-14 bin liraya düşecek. Yani bunun bir mantıksal, bir kurgusal, sayısal anlamda bir izahı yok mu? İzahı şöyle var. Bakın Türkiye 2009 yılında ihracat yapmayan firmalarına bile dövizle borçlanma imkanı sağladı. Ve dövizle borçlanan çok sayıda firma, iç piyasaya üretim yapan firmalar bile, ihracat kapasitesi düşük olan firmalar bile dış borcumuzun, özel sektörün dış borcunun 230 küsür milyar dolar, 240 milyar dolara yakın bir meblağa ulaşmasına neden oldu. 240 milyar dolarlık özel sektör borcu var Fatih Bey. Ve bunun 170 küsür milyar dolara yakını bir yıl içerisinde ödenmek zorunda. Bu özel sektörün borcu. Bunun 125 milyar doları ise çok daha kısa sürede ödenmek zorunda. Hükümet düne kadar ne diyordu Fatih Bey? Kamunun borcu, dış borcu sınırlı, asıl borç özel sektörün diyordu. Peki ne oldu? Özel sektör borcunu ödemek için döviz almak zorunda piyasada. Döviz alarak kurlar yükselmeye başladı. Kur yükseldikçe bunu, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını eriten hükümet, çarçur eden hükümet, beceriksiz bir damat bakanlığı döneminde 128 milyar doları buharlaştıran, ucuza kendi iş çevresine satan hükümet döviz sıkıntısı çekti. Dövizi alabilmek için de Katar'a, Azerbaycan'a, Londra tefecilerine swap anlaşmalarıyla çok yüksek faizden para tedarikine girişti. Özel sektörün döviz borcunun yanına 170 milyar dolarlık bir yıllık ödemesi gereken borcun yanına yüksek faizle tefecilere borçlanan
bir tek kişilik hükümet ortaya çıktı. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Duyun-u Umumiye İdaresi'nin eline düşmüş Galata bankerlerinin, Osmanlı'nın Galata tefecilerinin benzeri bir duruma düşmüş, Londra tefecilerinin eline avuç açmak durumunda kalmış bir saray hükümetiyle karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Dünyanın en yüksek, en niteliksiz, en pahalı borcunu alıyor. Fakat bunu halkına yüksek enflasyon, hayat pahalılığı olarak dayatıyor. Bunun sonucunda ne oluyor? Ülkenin bütün malları, bütün fabrikaları, bütün tarlaları, konutları kelepir hale geldi. Bakın, o kadar kötü bir noktaya savruldu ki Türkiye ekonomisi. Yunanistan'dan gelen, Bulgaristan'dan gelen Bulgar vatandaşları, Yunan vatandaşları, Gürcistan'dan gelen Gürcistan vatandaşları depolarını dolduruyorlar. Alışverişlerini yapıyorlar. Eczan depolarından istediklerini alıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 1 litre ayçiçek yağı alma iznine sahipken, 1 kilo şeker alma iznine sahipken arabalarının bagajlarını doldurup etini, peynirini, sütünü, ayçiçeğini, kağıt mendilini yükleyip geri gidiyorlar. Memleket kelepir hale geldi. Bu ülkenin 84 milyonun emekçisi, emeklisi, genci, işsizi, yaşlısı halk ekmek kuyruklarında saatlerce 1,5 liralık Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin ucuza kaliteli sağladığı ekmeği alabilmek için saatlerce bekliyor. Kendi memleketinde alışveriş yapamayan fakat yabancıların yaptığı alışverişi, yabancıların yaptığı tatili seyreden bir konuma geliyor. Ve bunu bir Türkiye yeni ekonomi modeli olarak sunuyorlar Fatih Bey. Bu yeni ekonomi modelinin en karlı çıkanları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, İran vatandaşları. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları kendi ülkesinde alışverişini yapamayan bir noktaya getiriyor. Bu kadar kalitesiz ve büyük bir borcu Türk milletine yüklemeye çalışıyorlar. 20 liraya düşen euroyu da 14 liraya düşürdükleri zaman ki geçen senenin yine hala 1,5-2 katı başarı gibi sunuyorlar. Burada büyük bir yoksullaşma, büyük bir spekülasyon karşısındayız. Çarkı felek ekonomisi uygulayarak milleti fakirleştiriyorlar, soyup soğana çeviriyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki Avrupa bizi kıskanıyor. Avrupa'nın bizi kıskandığı yok. Gürcistan'ın vatandaşları, Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın vatandaşları geliyor. Buradaki malları, fabrikaları, tarlaları, arazileri, turistik otelleri, iflas eden iş adamlarının fabrikalarını haraç mezat satın alıyorlar. Dünyanın en pahalı evine sahip olmaya çalışıyor. Dünyanın en pahalı kirasını ödüyor. Dünyanın en pahalı otomotivine biniyor. Dünyanın en pahalı sütünü, yumurtasını, ekmeğini tüketiyor bu ülkenin insanları. Bir de soruyorlar, diyorlar ki cebinizdeki telefon kaç lira? Bu ülkede EBA'ya bağlanamayan, evine tablet alamayan, bilgisayar alamayan yüz binlerce aile bu hükümetin yapısal olarak getirdiği kriz noktasını iliklerine kadar izledi. Sarayda ise bunu bir zafer sarhoşluğunda bir başarı gibi satma heyecanı var maalesef. Peki hocam, aslında haklısınız. Şöyle, İstanbul tüccarları bir sıkıntılı, aynen hocamın söylediği gibi sıkıntısı şu: Trakya'dan mal gelmiyor diyor. Tekirdağ'dan, Kırklareli'den, Edirne'den bugüne kadar İstanbul olarak bizim çektiğimiz ürünlerin hiçbiri artık gelmiyor. Çünkü bu ürünlerin hepsi Bulgaristan'a satılıyor diyor. Sıkıntı büyük. Yani bunu basit bir olay olarak görmeyin. Süt ürünleri, özellikle mandıracılık ve Trakya'daki ayçiçeği, hiçbir şey artık Türkiye için üretilmiyor. Çünkü Türkiye yağma yapılan bir ülke haline geldi. Aynen hocamın söylediği gibi. Bu da çok önemli. Oğuz Oyan hocama bir şey sormak istiyorum. Hocam, yani sen açıkçası anlattıkları çok önemli ama ya şöyle de bir tablo var. Hangi ülkenin borsası, borsadan da bahsetti Sayın Açıkan, 3 günde 5 kez devre kesiciyle kapanır. Yani eğer bu ülkede bir şeyler son sözü reis söyler diye utanmadan tweet paylaşıyorlar.
Yani son sözü ne demek reis söyler? Ya arkadaş, ülken yani anormalken, normalleşiyorsa ki normalleşemedi daha. Anormalleştiren kim? Anormalleştiren de reis. Bize şimdi normal diye bu durumu satmaya çalışan da reis. Onların tabiriyle reis. Yani bir ülkeyi batıran, çıkaran aynı adam, siz son sözü o söyler diye bize yeni bir satış alanı yaratıyorsunuz. Bu borsanın bu kadar çökmesinin sebebi ne? İkincisi, dövizden kaçan paranın kripto paraya yönlendiği şeklinde bir bilgi var. Hocam yani insanlar bu kadar mı bu kumara alıştı? Yani kripto para kumar bana göre. Yani siz dövizde istediğiniz olmadı, kripto mu yöneleceksiniz? Neden? Türk lirasına ve 3 günde 5 kez kesilen kendi borsamıza inanmıyorsunuz, güvenmiyorsunuz. Bir güven sorunu mu var? Evet, teşekkür ederim. Yani çok kapsamlı oldu sorular ama bir yerden başlayalım. Tabii hocam. Bir kere borsalara yönelme Türkiye'de atipik bir şekilde, hem dolara yönelme vardı geçen haftayı düşünün, bu haftayı bırakalım, geçen haftaları düşünelim, hem döviz artıyordu hem borsa artıyordu. Aslında yabancılar borsadan çıkmış olmasına rağmen, yani borsaya yeni bir yabancı teveccühü, eğilimi, yatırımı yokken nasıl oluyor da çıkıyordu? TL'den kaçan vatandaş nereye gidiyordu? Ya dövize gidiyordu, geçen hafta itibariyle söylüyorum, ya altına gidiyordu, ya borsaya gidiyordu. Borsaya çok sayıda amatör, küçük oyuncu da girdi devreye, küçük orta boy oyuncu. Ya da kripto paraya gidiyordu. TL'den kaçanların gittiği böyle dört kanal vardı. Tabii bir bölümü de ne bileyim gelecek yıl yapacağı bir dayanıklı tüketim malı alışverişini bu yıl da almaya çalışıyordu. Ama bu fiyatı bulamam diye. Bu yükselmiş haliyle bile o fiyatlarını almaya çalışıyordu. Bir kısmı da gıda stokluyordu. Aman bu fiyatları bulamam diye, çünkü enflasyon almış başına gitmiş. Bu eğilimler var. Şimdi biz geçen hafta 3 tane kara gün yaşadık. Dördüncüsü bu hafta başında pazartesi günü oldu. Ama cuma ve pazartesi, yani geçen hafta cuma ve bu pazartesi 2 günde borsa çöktü. Yani biliyorsunuz borsa çok şişmişti. Yani borsaya olan bu akım dolayısıyla 2400'lere kadar ulaşmıştı. Birdenbire cuma bir ilk çöküş oldu. Pazartesi ikinci bir büyük çöküş oldu. Şimdi yani o çöküşleri hazmetme dönemindeyiz. Çok ciddi bir şey bu. Ama yani bir ülkede bu kadar tabii çok devre kesici devreye girer, bir tahtalar kapatılır mı? Bu tahtakalede de tahtalar kapatılıyor biliyorsunuz borsa döviz piyasasında. Bu aslında işte bu kadar çalkantılı bir ekonomi olursa ya da ekonomi yönetimi olursa ve bütün bunları görmeye alışıyorsunuz sonuçta. Şimdi ben dilerseniz bir şeye de değineyim. Yani bu bu iş mesela nerede duracak ya da yüzde kaç bir şey üstlendi devlet acaba? Şimdi hani biz örtülü faiz diyoruz ya bu şeye, bu operasyona, yani kur garantili, kur korumalı TL mevduat diyoruz ya. Acaba devlet buradan bu örtülü faiz yüzde kaç mesela? Bunun üzerine bir kısaca bir alıştırma yapalım isterseniz. Çünkü faizlerin aslında bu programda hatırlayın, %19'dan %14'e düştüğünde ben şunu söylemiştim. Artık %19'a çıkmak kurtarmaz. Enflasyonun da bu yıl 2021'de %30'a dayanacağını bir bilgisiyle, önümüzdeki yılda %40'a en az dayanacağı TÜFE'nin bilgisiyle, yani artık %35'in altında bir faiz kurtarmaz demiş idim. Şimdi bakın bir hesap yapalım. Bir ülkeyle diğer ülkelerin paraları arasındaki pariteyi belirleyen şey o ülkelerdeki enflasyon farkıdır. Yani diyelim ki Türkiye'de enflasyon 2022'de %40 oldu. En çok ağırlıklı işlem yaptığı gelişmiş ülkelerde, Amerika ve Avrupa'da %5 olsun ortalaması. O zaman Türk lirasının %35 değer kaybetmesi gerekir ki aradaki parite korunsun. Böyle bir hesap üzerinden, yani dövizin hiç artmadığını reel olarak düşünüyoruz. Böyle bir hesap yaptığınız zaman yani devletin
vereceği getirinin minimum %35 olduğunu görüyorsunuz bu kur korumalı hesapları. %14'ünü banka %14'ünü bugünkü şeyin kaldığını düşünelim, faiz hatlarının verdiğine göre %21 ilave kur farkı verecek. Yani %14 faiz, %21 kur farkı. Eğer dolarda bu dediğim pariteyi korumanın dışında bir ilave artış olmuyorsa, yani bu şu demek, faizler %35'e çıkıyor demektir. Bunun anlamı faizler %14'ten 35'e çıkıyor demektir. Böyle bir fren koyabildiler. Ama bu tabii faizleri %35'e çıkarmaktan farklı bir sonuçları var. Neden? Çünkü herkes açısından geçerli değil. Sadece büyük yüklüce tasarrufu olanlar açısından geçerli bu. Değil mi? Tabii. Öbür taraftan kredi faizleri yani bunun üzerine çıkacaktır. Eğer enflasyon %40 olursa kredi faizlerinin bunun altında kalması çok zor. Onun üstüne çıkar. Ha, devlet ne yapabilir? Bazı alanlarda konutta mesela gene indirimli yani sonuçta mükelleflere yükü binecek bir takım indirimli faizler uygulayabilir. Ama esas itibariyle ekonomi çok büyük bir yük, özellikle kamu ekonomisi büyük bir yük altına sokulmaktadır. Burada bu yükün miktarını şimdiden ölçemiyoruz. Sisteme ne kadar uygulamaya giriş olacak bilemiyoruz. Tabii şunu söyleyelim, Türkiye'de TL cinsi mevduatların vadesi genellikle 35-40 gündür. Yani 3 ay vadeli değildir. Buradan 3 ay vadeliye geçişlerin belirli ölçüde sınırlı olacağını düşünebiliriz. Ama Merkez Bankası'nın açıkladığı yeni şeyle, tebliğle şunu da görüyoruz. Esas oradan geçişleri bekliyorlar. Yani eğer siz dövize bağlı bir mevduat ya da katılım hesabınız varsa, bunu eğer çeviriyorsanız TL mevduata ya da katılım hesabına, o zaman burada da size ne yapacaklar? Aynı o kur farkını gene ödeyecekler. Yani dolayısıyla esas beklentileri TL mevduattan döviz mevduatta geçişten, pardon, TL mevduattan evet kur garantili mevduata geçişten ziyade döviz mevduatından TL mevduata, kur garantili TL mevduata geçişi bekliyorlar. Arasında şöyle bir fark var, onu da belirteyim. Bu sabah CHP Grup Başkan Vekili basın toplantısında açıkladı doğru bir şekilde. O da şu, yani şeyin Hazine Maliye Bakanlığı'nın açıklaması bir basın açıklamasından ibaret. Yani ortada resmi sıfatı olan bir belge yok. Halbuki Merkez Bankası en azından bir tebliğ yayınladı ve tebliğ resmi gazetede yayınlandı. Şimdi eğer şu olsaydı, yani bankalar yeni bir ürün geliştiriyor olsaydı, şeyden Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bağımsız olarak yeni bir ürün geliştiriyor olsalardı, o zaman bu bankaların kendi sırtından, kendi kasalarından ödeyeceği bir miktar olurdu. Halbuki Hazine ve Maliye Bakanlığı diyor ki basın açıklamasına, bunu ben üstleneceğim diyor. Merkez Bankası diyor ki evet ben üstleneceğim diyor. Merkez Bankası nasıl yapacak, para mı basacak, o da ayrı bir hikaye. Ama Hazine ben üstleniyorum diyorsa, o zaman bunun yasal dayanağı gerekiyor. Yani neye göre üstleniyorsun? Yani bu hazineye ve bütçeye yansıyacak bir bedel var burada. Yani ek bütçe yapmayı gerektirir ayrıca, ama buna mutlaka bir yasal dayanak gerekiyor. Çünkü siz özel bankalar, kamu bankalarından zaten yansıyan zararı öderdiniz, ama özel bankalara da bu tür hesaplar dolayısıyla para aktaracaksınız. Yani dolayısıyla belki milyonlarca kişiye bir kaynak aktaracaksınız. Yasal dayanağı olmayan, boşlukta, ayakları havada olan bir uygulamayla karşı karşıyayız. Bu ileride bunun sorumluluğundan kaçmak için bir şey olabilir, ama şunu söyleyeyim. Bu uygulamanın içinde olan herkes, siyasetçisi ve bürokratı burada bir hukuki sorumluluk altına girmiştir. Yani bunun mutlaka dile getirilmesi, ki getiriliyor ama daha kuvvetli bir şekilde dile getirilmesi gerekir diye düşünüyorum. Hocam bir şey soracağım. Yani hakikaten çok haklısınız. Sayın Açıkar da burada. Ya asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını açıkladıkları gün yasal düzenleme yoktu ortada. Yani açıklandı, ertesi gün hayata girdi. İnsanlar oturup hesap kitap yaptı. Ondan sonraki hafta başı plan bütçe komisyonu toplandı. Bununla ilgili bir yasa teklifi getirildi ve bugün görüşülüyor. Ama bunu Cumhurbaşkanı açıklayıp yürürlüğe koyup insanlar hesabını kitabını, yani şunu söyleyeyim, o kadar haklısınız ki, şimdi
Burada hazine inanılmaz bir yükümlülük getiriyor insanlara. Yani insanlar 800-900 milyar liralık bir parayı kur farkından dolayı vergilerden kesilecek bu parayı birilere ödeyecekler. Hazine böyle bir karar alıyor. Bu bir tebliğle olur mu? Mümkün değil. Bunun yasal olarak da sizin dediğiniz gibi altının doldurulması lazım. Ya böyle şöyle bir ülke var mı hocam? Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor, bu yasa ve kanun olarak kabul ediliyor. Cumhurbaşkanı başka bir şey söylüyor, bu da yasal olarak kabul ediliyor. Önce Cumhurbaşkanı açıklıyor, hayata giriyor, yürürlüğe giriyor, son arkasından yasa çalışması geliyor. Sayın Açıkal, yanlışım var mı? Şimdi Türkiye'nin mevzuatlara, kurumsal geleneklere, anayasanın temel ilkelerine göre yönetilmediği o kadar açık ki Sayın Ertürk. Türkiye uzun süredir deneme tahtasına ve deneme kobayına çevrilmiş durumda. Bunun her düzeyde izlerini görüyoruz. Dış politikada görüyoruz. Anayasada, yasal düzenlemelerde görüyoruz. En çok da ekonomide görmeye başladık. Türkiye'nin bütün istikrar göstergeleri bozuluyor. Fakat bunun faturasını maalesef halkımız ödüyor. Saraydan bir tek kişinin iki dudağından çıkan bir sözcükle dolar yükseliyor, euro yükseliyor, düşüyor. Borsa kapanıyor, şalterler iniyor. Şimdi bir ülkenin sanayisini düşünün ve bu sanayinin elektriklerinin birinin elinde kapatılıp açıldığını düşünün. Bu ülkede makinalar sigortası atmadan çalışabilir mi? Buzdolapları, elektronik eşya nasıl elektrik voltaj artışından olumsuz etkileniyor ve ömrü kısalıyorsa, ülkenin sanayicisi de, ithalatçısı da, ihracatçısı da, imalatçısı da bundan etkileniyor. Bütün bu keyfilik ve bütün bu ben ekonomistim diyen fakat kendine göre bunun sorumluluğunu almaktan da uzak bir şekilde ekonomi politikaları dayatan bir tek adam hükümet sistemi, bakanları, Merkez Bankası başkanlarını, TÜİK başkanlarını tasfiye ediyor. Fakat bunun faturasını millet ödüyor, emekçi halk ödüyor. Öyle bir noktaya geldi ki bakın, Türkiye'de ikinci el giyecek pazarları her mahallede açılmaya başlandı. İnsanlar 3 liralık, 5 liralık, 10 liralık gömleği, pantolonu, kazağı buradan almaya başladı. Yurttaşlarımız fakr-ı zaruret içerisinde ikinci el pazarlardan alışveriş ediyorlar. Pazar artığı yiyecekleri toplayan milyonlarca insanımız var. Askıda fatura ve askıda ekmek uygulamasına muhtaç hale getirilmiş emeklilerimiz, işsizlerimiz, evinde hasta ve yaşlı bakan ailelerimiz var. Çocuğuna mama, bez alamayan ailelerimiz var. Gençlerimiz, genç kızlarımız, evlatlarımız kendi hijyenlerinden fedakarlık ederek tuvalet kağıdından hijyen malzemesine kadar pek çok şeyden, astronomik olarak artan şeylerden feragat ediyor. Halkımızın sağlığı, halkımızın gıdası, ısınması tehlikede. Halkımızın eğitimi tehlikede. Milyonlarca aile eğitimden koptu bu süreçte. Bütün bunlar bir tek şeyden ötürü oluyor. Şatafattan, israftan ve kendi beşli, 55'li holdinglerine, çetelerine her türlü döviz garantili ihaleyi ve kötü yapılandırılmış pahalı ihaleleri veren bir hükümetten kaynaklanıyor. Bunun yükünü bu ülkenin çiftçisi çekiyor, bu ülkenin kobisi çekiyor, esnafı çekiyor, emekçisi çekiyor, emeklisi çekiyor, en çok da genç işsizleri çekiyor. Şimdi böyle bir ülkede ne olur Fatih Bey? Böyle bir ülkede şu olur: beyin göçü olur. Beyin göçü oluyor. Size çok en hakim olduğunuz alandan örnekler vermeye gerek yok. Bu ülkenin doktorları, mühendisleri kaçıyor. Fakat hemşireleri ve teknisyenleri de kaçmaya
başladı. Eli iş tutan becerikli teknisyenleri de kaçıyor. Bu ülkeden sermaye kaçıyor. Oğuz hocam çok güzel söyledi. Borsadan çıkış başladı. Fabrikalardan çıkış başladı. Finansal sistemden çıkış başladı. Sermaye kaçıyor. Beyin kaçıyor. Bu ülkenin ham maddesi, bu ülkenin gıdası, halkına yediremediği portakalını, ekmeğini, ham maddesini ihraç ederek ayakta durmaya çalışıyor. Ve bu ülkenin arsaları, tarlaları, fabrikaları, otelleri haraç mezat satılıyor. Bu nedir? Bu bir kapitülasyon sistemine, bir duyunu umumiye sistemine, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek adam sisteminin, tek adam hükümet sisteminin ülkeyi getirdiği noktadır. Hiper enflasyon var. Yüksek şok altında hayat pahalılığı var. Bir ülkede benzin 2 katına, LPG 3 katına, şeker, ayçiçek yağı, yumurta bir sene içerisinde, 1,5 sene içerisinde 3 katına, 4 katına çıkar mı? İlaç, gübre, yem 2 katına, 3 katına çıkar mı Fatih Bey? Çıkıyor. Ve bu ülkenin emekçi halkı TÜİK onun gelirini çalıyor. Şimdi de tasarruflarını çalmaya başladı. Evi olanın ikinci, üçüncü evi, arabası olanın ikinci, üçüncü arabası oldu. Doları olan daha da zenginleşti, fakir daha da fakirleşti. Serveti çalınıyor. Yani biz ne yaratıyoruz? Biz bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarını kastlaştırıyoruz. Kastlaştırıyoruz. Bu artık normal bir ekonomik sistemle açıklanabilecek bir şey değil ve bunun bir tek sorumlusu var. Saraydaki tek kişilik hükümet. 1980'lerde biz enflasyon canavarından bahsediyorduk. 90'larda enflasyon canavarından bahsediyorduk. Bugün bir israf canavarı var. Bugün bir döviz garantili yatırım canavarı var. Geçmediğimiz yoldan, kullanmadığımız hastanelerden halka büyük fatura çıkarttırıyor. Bir saray canavarı var ve bu canavar neyi tüketiyor? Bu ülkenin öz kaynaklarını tüketiyor. Gençlerin umudunu tüketiyor, tarlaların bereketini tüketiyor. Bakın, gübre atılamadığı için, ilaç atılamadığı için, elektrik pahalı olduğu için, yeterince sulanamadığı için tarım rekoltesi de düşecek. Yani biz kara kış fonu derken Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımızın ihtiyaçlarına bir an önce çözüm üretecek politikaları önerirken bunu kastediyoruz. Fakat ne yapıyor saray, iktisatçıları, spekülatörleri? Halkını silkeliyor. Ayıptır söylemesi, silkeliyor. Döviz alanı zarar ettiriyor, borsaya girene zarar ettiriyor. Türk lirasında parasını tutan emekliyi, vatandaşı zarar ettiriyor. Kim kazanıyor? Bir avuç imtiyazlı zümre kazanıyor. Ve ne yaptıklarını biliyorlar. Bunlar Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarını satarken de ne yaptıklarını biliyorlardı Fatih Bey. Bugün de ne yaptıklarını biliyorlar. Bu oyunun kazananı yok. Küçük bir zümre dışında. Kaybedeni 84 milyon. 84 milyon insan ömründen, ilacından, ameliyatından, gıdasından, tabletinden, bilgisayarından, eğitiminden, geleceğinden kaybediyor. Türkiye'de konut sahibi olma oranı geçtiğimiz yılda 3 puan 4 puan düştü Fatih Bey. Mümkün mü konut almak şimdi? Yani 1 milyondan aşağı normal konut yok. En kötü konut 600 bin lira, 700 bin lira. En kötüsü o da. Yani asgari ücreti siz 4 bin lira yaptınız. Asgari ücretle 100 ay çalışsanız da, bir kenara koysanız da gene bir ev alamıyorsunuz. Yani ikisini birleştirsen, biri asgari ücreti verse gene alamıyorsun. Yani konut almasına imkan yok. Çok doğru söylediniz. Araba fiyatları mümkün değil. 350 bin lirayla 400 bin lira arasında bugün en kötü araba. En kötüsü. Tabii. 350 bin lira. Kim alacak 350 bin, 400 bin lira çıkarıp verecek? Kredi alsa bu krediyi buna en az 700 bin lira olarak ödettirirler. Ödeyemez. Yani bu ülkede demin de söyledim. Yani bitti. Hani Adana'da atla dolaşan bir adam vardı ya, işte bunun vergisi yok,
motorlu taşıt vermiyor falan, atla dolaşıyor. Yani ya korkarım ki yani o döneme dönülecek. Hocama bir şey sorayım. Önce size son bir şey sorayım da sonra hocama döneyim. Şimdi son sözü Erdoğan söyler diye Türkiye Gazetesi'nin yayın organı TGRT'de Cem Küçük çıktı. Son sözü kim söyler diye bir hashtag açmış Twitter'da. Ve inanılmaz bir şey, yağlama, aklınıza ne gelirse ama seviye çok düşük. İşte şunu rezil etti, doları düşürdü, şöyle yaptı, böyle yaptı. Bugün de Mehmet Barlas. Bunu niye söylüyorum, onu söyleyeceğim size. İnsanların utanması varsa Erdoğan alkışlaması gerekir diye. Orhan getirir misin o yazıyı? Bir yazı yazmış. Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum diye. Şöyle. 28 Şubat'ta da Tayyip Erdoğan olsaydı herhalde bunlar atlarına ederdi. İnsanların biraz utanması varsa son dönemde Tayyip Erdoğan'ın ekonomide sağladığı başarıları alkışlaması gerekir. Şimdi böyle bir medya var. Ve bu medya, var olan medyanın yaklaşık %70'i, %80'ine yakın radyolarda katarsanız. Buldozer gibi ezip geçiyorlar. Halka yalan söylüyorlar. Halka olan her şeyi yanlış anlatıyorlar, aktarıyorlar. Şimdi sorum şu. Halka doğruları söyleyen insanlar, yani bizim gibi kenarda köşede mücadele eden ama reyting olarak, izlenme payı olarak yüksek bir orana sahip olan ama zor durumda olan 3-5 medya organı kaldı. Halk doğruları öğrenemezse sandığa gidince doğru kararı nasıl verecek? Halkın bütün bu medya operasyonlarına rağmen, sarayın bütün manipülasyonlarına rağmen, sosyal medyadaki alkışlara, alkışlamalara rağmen halkın çok iyi bildiği bir şey var. Evlatları kendilerinden daha fakir olacak. Evlatları kendilerinden daha geç ev sahibi olacak, belki hiç olamayacak. Evlatları kendilerinden daha geç araba sahibi olacak. Evlatları üniversitelerini, okullarını bitirdikleri zaman, bitirebilirlerse daha borçlu olacaklar. Bitirdikleri zaman daha geç işe başlayacaklar. Bu ülkede bu ülkenin öz evlatları yoksulluk çekecek, borcu yüklenecek, hayat pahalılığıyla mücadele edecek. Fakat Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, Gürcistan'dan, İran'dan bu ülkeye giren turistler depolarını, bagajlarını doldurup geri gidecek. Rus, Alman, İngiliz, Fransız Türkiye'nin en güzel otellerinde tatil yapacak. Bizim vatandaşlarımız dışarıdan gıptayla izleyecek. Hani diyorlar ya, şairi çok sevdikleri şairin sözü var ya, öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya. Türkiye Cumhuriyeti'nin asil yurttaşlarını, emekçilerini kendi memleketinde halk ekmek kuyruklarında kasabın önünden geçerken, marketlerin önünden geçerken içinden yutkunan, kendi evladına oyuncak götüremeyen, ikinci el, üçüncü el giysi mağazalarından alışveriş yapmak zorunda bırakan bir kibirli, inkarcı entelijensiyası var, havuz medyası var. Ama bu millet İkinci Dünya Savaşı'nda bile çekmediği yokluğu, sıkıntıyı çekiyor. Dünyanın en pahalı evini, dünyanın en pahalı arabasını, dünyanın en pahalı gıdasını, gazını, faturasını ödüyor. Dört teker, dört duvar bu ülkenin insanlarına lüks oldu Fatih Bey. 20 yıldır betondan başka bir şeye yatırım yapmadılar. Millet yine evsiz, millet yine pahalı kira ödüyor. Çelik fiyatları, demir fiyatları, çimento fiyatları zirve yaptı. Artık konut da yapamıyor. Yapamaz. Müteahhit yapamaz. İstihdam yaratamazsınız inşaat sektöründe. Tarım zaten tasfiye oldu. Anadolu'nun mümbit, bereketli tarlalarını artık Türk çiftçisi ekemiyor. Türk buğdayını, Türk mercimeğini tüketemiyoruz. Kanada'dan, Brezilya'dan, Ukrayna'dan geliyor gıda. Bizim portakallarımız da Rusya'nın sınırında bekliyor. Sebebi de sarayın aklı bir karış havada dış politikası. Evet. Kendi ülkemizin insanı bu yokluğa maruz bırakılıyor. Nas niye giriyor işin içine? Siz milletin evlatlarına yoklukla, açlıkla kendinizi terbiye edin. Porsiyonları küçültün. Gerekiyorsa petekleri, kalorifer peteklerini kısın, soğukta kazak giyerek oturun diyorsunuz. Ama kendiniz hiçbir israftan, hiçbir şatafattan taviz vermiyorsunuz.
Sarayın zengini daha zengin oldu, milletin evlatları daha fakir oldu. Peki, önemli. Hocam, önemli bir konu bu. Yani bu sıkıntılı bir konu. Bu yandaş medyadan, ben bıktım hocam. Yani bunu konuşmak istemiyorum. Son sözü kim söyler? Ya arkadaş, sanki Euro 20 liraya çıktığında son sözü Erdoğan söylemedi mi faizleri düşürerek? İndiğinde de o söyledi ama indiği de belli değil. Bütün yükünü de halkın sırtına yükledi. Gerilerine ödeyecek parayla kur farkı karşılansın diye. Bir aymazlık, asıl utanmazlık bu yandaş medyada. Yani bu Barlas'ın yaptığı gibi. Ya ayıp denen bir şey var ya. Hakikaten insan yaşına başına bakar, biraz sıkılır, biraz utanır hocam ya. Niye Erdoğan'ı alkışlaması gerekir? Yani nedir ya? Nedir? Niye yalan söylüyorsunuz halka ya? Doğruları söyleyin. Erdoğan'ın alkışlanması zamanı gelince insanlar zaten alkışlar. Gider sandığa oyunu verir. Sen hangi hakla bu ülkede bu insanlara şu eziyeti yaşatan bir siyasetçiye bu tür komplimanlar yaparsın? Peki hocam, yani ne olacak bu işin sonu? Yani açık alınca çok doğru söyledi. Yani binemeyeceğimiz arabalar, alamayacağımız evler, yiyemeyeceğimiz gıdalar, üstümüze alıp kendimize yakıştıramayacağımız elbiseler. Buraya doğru gidiyor Türkiye. Ya kimse bunun farkında değil mi? İnsanlar hakikaten her şeylerini kaybetti mi bu kadar? Fiyatlar da düşmeyecek. Dolar düşse de çıksa da bu akaryakıt fiyatlarında da çok fazla oynama olmayacak. Ne olacak hocam? Yani Fatih Bey, önce şu son sözü söyler meselesinden de gidelim. Buyurun. Yani o yazarları muhatap almadan söyleyelim. Şimdi 128 milyar doların eritilmesinde son sözü kim söyledi? Demek ki Erdoğan söyledi, değil mi? Peki Erdoğan geçen gün televizyona çıkıp ne dedi? Ben o sırada Cumhurbaşkanı, benim sorumluluğum yok dedi. Yani olay 2018 sonrasında gerçekleşiyor. Yani tek başbakan yok ortada zaten. Tek yetki, bütün yetkileri bünyesinde toplamış bir Cumhurbaşkanı. Ve diyor ki o sırada ben Cumhurbaşkanı. Yani Meral Akşener de Casper dedi, hayalet dedi. Evet. Yani son sözü söyleyen adam... Kaçmak gerektiğinde o sorumluluktan, yok ben son sözü söylemem diyor. Şimdi burada ne zaman bundan kaçacaklar onu göreceğiz. Bakın şimdi faizleri arttırmamak uğruna ellerindeki Türk lirasının istikrarını korumak için ellerindeki tek silah olan faizi kullanmamak uğruna döviz rezervlerini erittiler. Çok pahalı bir yol. Şimdi hazineye inanılmaz yükler ve Merkez Bankası inanılmaz yükler yükleyerek gene dolaylı yoldan kaçtı. Faiz arttırmayıp örtülü faizler üzerinden gidiyorlar. Müthiş bir yük getiriyor. Faizleri arttırmış olsalardı zamanında muhtemelen bugün %20'nin altında kalan bir faiz, %20'nin altında kalan bir enflasyon ile yaşıyor olurduk. Yani şu anki enflasyon oranı, yani TÜFE bastırılmış bir enflasyon %21.31. Oysa bağımsız iktisatçılar bunu 58.7 olarak hesaplıyorlar. Bu arada üretici fiyatları 54 küsür. Yani şimdi niye düşmez fiyatlar? Oradan da bir örnek verelim. Fiyatlar düşmez. Çünkü bu fırsat, işte bu döviz çıktı şimdi indi. Özellikle dövize bağlı mal satanlar, şimdi fırsat. ÜFE ile TÜFE arasındaki farkı yansıtamıyorduk, maliyetleri şimdi yansıtalım. Devlet de bu fırsatçılara katıldı. Diyor ki şimdi kamu yöneticisi Hazine Maliye Bakanlığı, yani ben 2021'de ÖTV üzerinden destek verdim akaryakıt fiyatlarına. Şimdi hazır dolar düşmüşken o verdiğim desteği geri alayım diyor. Yani o da kendi fırsatçılığını yapıyor halkın cebinden. Şimdi bir başka konu bu, niçin Cumhurbaşkanı bütün bu süreçlerde Cumhurbaşkanı'nı temize çıkarmaya çalıştılar. Şimdi bakın, bu operasyonun arkasındaki çok önemli bir şey de Cumhurbaşkanı'nın, yani Erdoğan'ın inatlaşması üzerinden bu noktaya gelindi ya. Yani aslına bakılırsa ekonomi bürokrasi kendi haline bırakılsa, yani Erdoğan atadığı bürokrasi bile bu inadı sürdürmeyecekti. Bu belli ya, yani. Naci Ağbal örneğinden de belli. Başkaları da belli. Yani istifa edenler oldu, bilmem ne oldu.
Demek ki burada tek sorumlu bu faiz inadında esas olarak Erdoğan'ın o yanlış varsayımlarla teori inşa etmesi. Şimdi bu operasyonun arkasında bir kere Erdoğan'ı kurtarmak vardı. Yani Erdoğan her konuşunda batıyordu ya, dolar bilmem ne çıkıyordu, TL batıyordu. İşte bak bu sefer Erdoğan konuştu, tam tersi oldu. Dolar düştü diyebilmek gerekiyordu. Bu ona bir şey hazırladı. Ekonomi bürokrasi Erdoğan'a faizleri arttırmadan bir çıkış yolu hazırladı. Bu önemli bir operasyon Erdoğan açısından. Ekonomi açısından çok kötü, kamu ekonomisi açısından çok kötü. Ama bu Erdoğan'ı kurtarma ve kamuoyuna biz çaresiz değiliz, bakın çare buluyoruz demek ve ağzına laf vermek. Barlasların, bilmem küçüklerin, bilmem neyin, yani bu küçük adamların ağzına laf verme operasyonu aynı zamanda. Yani bu bir PR, bu bir algı operasyonu olarak da çok önemli. Yani faizleri %35'e minimum çıkarmış durumdalar şu an ama bunu öyle hissettirmeden yapıyorlar. Aslında bir başka şeyi daha yaptılar, bunu geçmeyelim. Son olarak onu alayım hocam. Sermaye kesimine de mesaj ilettiler bunun üzerinden. Sen şeye bakma, yani muhalefette falan öyle flört etme. Esas senin temsilcin biziz demiş oldular. Bak ben sana bu imkanı getirdim. İhracatta ileri tarihli garantili kur mekanizmasını getiriyorum. Ben senin şeyinde temettü, yani kar payı dağıtımda zaten çok düşük olan %15 stopajı %10'a indiriyorum. Yani başka yere bakma. Senin tek ve asıl partin benim. Dolayısıyla bana desteğini vermelisin mesajıdır aynı zamanda. Bunu da özellikle vurgulayalım. Buradan bir şey çıkar mı? Hayır. Buradan bir şey çıkmayacak. Sonuçta bu doların yukarı girişini engellemeyecektir. Kaldı ki şu seviyede bile, yani daha 2 ay önce 8,5 lira olan dolar kuru, şimdi 12,5 liraysa, 4 lira artmış olan bu kura sevinilecek bir durum yok. Sadece o 4 lira bile Türkiye'nin dış borcu 450 milyar doları çarpın. Yani 1.8 trilyon lira bir ilave yüktür. Bu kamu borcu açısından bakarsanız dış borcu artı içeride dövize endeksi iç borcu bakımından, orada da 500-600 milyar liralık ilave yüktür ve bu hepimizin sırtına binmiştir daha bu yıl itibariyle. Şimdi bir de biraz önce sizler de anlattınız, bir yoksullaştırıcı ihracat var. Yani Edirne'de, Artvin'de yapılan bu satışlar yabancı geliyor alıyor, yani başka ülkenin vatandaşı geliyor alıyor, o Türk soylu da olsa önemli değil. Bu aslında bir nevi ihracattır. Ya da siz çok düşük değerli bir TL üzerinden, neye göre düşük değerli, pazartesiye göre mi yoksa 4 ay 2 ay öncesine göre mi? Bir ay önce 1 dolar 10 lira, 2 ay önce 8,5, buna göre değersizleşmiş bir Türk lirası var ve siz buradan yoksullaştırıcı bir ihracat yapıyorsunuz. Yani Türkiye'nin buradan belini doğrultması mümkün değil. O nedenle de geleceğe umutla bakamıyoruz ne yazık ki. O nedenle de bir an önce erken seçim talebi haklı bir taleptir. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Selamlıyorum. Bu arada bir izleyicimiz demiş ki, üniversitede okuyan oğluma para gönderemiyorum. Köylüyüm, gelirim yok. Emekli de değilim. Duyması gerekenler duysun. Son söz sizin hocam. Oğuz hocam çok güzel son çerçeveyi çizdi. Şimdi çok kötü giden yapısal olarak, kurumsal olarak çökertilmiş bir ekonominin, ekonomi yönetiminin, borçlandırılmış bir milletin, fabrikaları satılmış bir, kamu iktisadi teşekkülleri tamamen tasfiye edilmiş bir memleketin kötü yönetiminin imaj çalışmasını yaptılar son bir hafta içerisinde. Yani Türkiye'nin Türk Telekom'u satıldı, Petkim'i, Tüpraş'ı satıldı, şeker fabrikaları satıldı, çimento fabrikaları, SEKAS'ı, et balık kurumu satıldı, bankaları satıldı, milyarlarca dolarlık borç milletin sırtına yüklendi. İsraftan, şatafattan ve kötü finanse edilmiş projelerden vazgeçmeyen bir saray hükümeti kendi imajının derdine düştü. Bir saray milletine bu kadar yabancılaşabilir, halkına bu kadar yabancılaşabilir. Biz onun için diyoruz ki Fatih Bey, bir an önce sandığı getirin. Bu millet nasıl 1920'lerde, 30'larda Anadolu'yu kalkındırdı, fabrikasını, atölyesini, köy enstitülerini kurduysa yeniden kurar.
Yeter ki şu Londra tefecilerini, Galata bankerlerini, sarayın mültezimlerini, bu milletin üstünden sülükleri, ahtapotları atın. Bu millet kendi ayakları üstünde, bu çalışkan millet kendi bileğinin gücüyle, mühendisiyle, teknisyeniyle, doktoruyla dirilir kalkar. Cumhuriyet ruhuyla, kalkınma ruhuyla bunu yapar. Üstümüzden atacak bir saray var. Saraydan başka bu ülkenin kaybedecek bir şeyi yok. Fakat çocuklarımıza, milletimize kazandırabileceğimiz bir gelecek var. Seçim istiyoruz, seçim istiyoruz. Hocam çok teşekkür ederim. Geldiniz ve katıldınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İki önemli konuğum vardı, iki hoca ve doğruları söylediler, açıkça konuştular. Umarım izleyenler de bundan kendi mesajlarını almıştır. Birazdan Evren Özalkış'ta ana haber var, onu da kaçırmayın. Yarın aynı saatte buluşacağız, yine konuşacağız, yine doğruları söyleyeceğiz. Bizden ayrılmayın.